Merhaba, bugün 22 Eylül 2019, 38. haftadayız. Saat 21.13, pazar günü, Frankfurt saatiyle 21.13. Şimdi bir watch listesi nasıl oluşturacaksınız, hisseleri nasıl takip edeceksiniz onu göstereceğim. İlk başta TradingView sitesinden marketler kısmına gelir. Buradan hisseleri ve en çok aktif olan hisseleri seçerseniz bir liste geliyor önünüze. Niye en çok aktif olanı seçiyorsunuz? Çünkü Topkey'in en çok artan, en çok azalanları seçerseniz Türkiye'de sığ hisselere rast gelme oranınız daha yüksektir. Buradan Türkiye'yi seçmemiz gerekiyor tabii ki. Türkiye geldi şu anda. Top Gainers'ta Türkiye'yi seçersek burada tabii işlem hacmine göre seçmeniz de mümkün. İşlem hacmine göre sıralamanız da mümkün. Ama ben en çok most active, yani en çok işlem gören hisselerde en çok azalan artan sıralamasını yaptıktan sonra tekrar buradan işlem hacmine göre şirketleri işaretliyorum. Örneğin 2.963 milyon işlem hacmi olmuş. Hub girişim şirketinin %17 bir artışı olmuş. Watch listeme konulacak hisselerden biri olarak görüyorum bunu. Çünkü milyon olarak işlem hacmi. Bunun dışında aşağılara bakarsak Konya Çimento, bu da 377 bin. Ortalama olarak tabii bu yüksek hacimlileri ekliyorum listeme. Daha sonra şöyle başka bir renk vereyim ben bunlara. Diğer renklerle karışmasın. Daha sonra tekrar bunu teknik analiz yöntemi ile eleyeceğim bu yaptığım listeyi. Gedik Yatırım. Burada da işlem hacminin çok olduğunu görüyoruz. Pardon, Gedik Yatırım Holding şurası. Burada da işlem hacmi çok. Edip Gayrimenkul'de, Akçansa'da işlem hacimleri çok olan şirketlerden. Koza Altın'da işlem hacmi çok. Cemaz Döküm, Mavi Giyim. Daha sonra Kervansaray Yatırım Holding'i görüyoruz. Trabzon Liman, Anadolu Cam, Polimer Plastik, Info Yatırım örneğin. Daha sonra Koza Madencilik'te çok büyük işlem hacmi olmuş. %3,5 artışı var. Yeşil GMYO, Yeşil Yapı, Sanal Mühendislik, Tuğ Çelik, Pegasus, Former Çelik Kaplama, Tukas, Garanti Yatırım, Trakya Cam. Bunun gibi hisseleri listeme ekliyorum. Şişe Cam'ında işlem hacminin çok olduğunu görüyoruz. Doğan Holding de aynı şekilde. Evet, bu şekilde en çok daha aşağıya doğru var. En çok işlem yapanları ortalama eklemiş olduk. Gübre Fabrik, Hürriyet Gazetesi, Arka Yatırım, Enerji Sağ, Türk Telekom. Evet, şimdi hisseleri ekledik. Daha sonra grafiklerimize gideceğiz. Buradan rengimizi seçeceğiz. Kullandığımız rengi diğer tarafta. Aşağıda günlük grafik, yukarıda 15 dakikalık grafiği görmekteyiz. Yukarı trendin iyi olduğunu görmekteyiz şu anda. Hub girişimde. Bu önemli direnç bölgesini geçmiş. Bundan sonra yukarı çıkışı mümkün. Bundan sonraki hareketine bakmak gerekiyor. Burada gördüğümüz
şu bölgeyi geçtiği ekrana yazmak için screen brush şu bölgeyi geçtiğini görmekteyiz. Burada önemli bir nokta olan şu bölgenin de geçildiğini görmekteyiz. Bu bullish oluyor. Onun dışında ek olarak o bölge geçilirken önemli uzun dönem bir noktanın da geçildiğini görmekteyiz. Aynı şekilde diğer hisselere bakalım. İlk başta günlük grafiğe bakacağız. En son 3 ay önemli oluyor genelde. Daha detaylı istiyorsanız haftalık grafiğe bakabilirsiniz. Önemli yerde olduğunu görmekteyiz bu hissenin. Burayı geçmesi durumunda önemli destek noktası şurası olacak. Konya Çimento'nun. Derimot iyi görünmekte. Haftalık grafikte. Gördüğünüz gibi bu hisse de yükseliyor yukarı doğru. Tabii daha detaylı analiz gerekiyor. Size daha sonra bunun nasıl üstünden geçtiğinizi, nasıl detaylı analiz yapabileceğinizi, hangi stratejileri kullanabileceğinizi bunu hisseleri ayırdıktan sonra eğitim konusu olarak anlatacağım. Eğitim için e-mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bu hissenin de yukarı doğru çıktığını ve alım için gözetleme listesinde durması gereken bir hisse olduğunu görmekteyiz. Aynı şekilde bu da bir pullback stratejisi, yani geri çekilme stratejisi olarak listemizde iyi görünen bir hisse. Aynı şekilde Koza Altın da günlük grafikte iyi görünmekte. Önceki dönemde şurada bir kupa ve cup and handle pattern olduğunu görmekteyiz. Bundan sonra yukarı çıkmış ve en son durumda şurada gördüğümüz yerde aşağıya doğru breakout olmaya çalışmış. Tabii ayılar aşağıya doğru çekmiş bunu. Burada tekrar yukarı çıktığını görüyoruz. Bundan sonraki hareketleri gözetlemek gerekmekte. Şu bölgenin üstüne çıkmasını beklemekteyiz. Alım yapabilmek için. Gördüğünüz gibi hisseleri belirledikten sonra yapmanız gereken alım için belli noktaları belirlemek ve beklemek. Aslında borsa diğer yatırımlardan farklı bir şey değil. Örneğin bir araba alırken ya da bir arsa alırken hemen ilk gördüğünüz arsaya gitmiyorsunuz ya da arabaya gitmiyorsunuz. En ucuzunu seçmeye çalışıyorsunuz. Borsada da aynı şekilde hisseleri belirledikten sonra fiyatları sürekli değiştiği için sizin için en uygun fiyatı geldiğinde almayı deniyorsunuz. Aynı şekilde diğer yatırım araçları da böyle. Eşdeğer şeyleri alıyorsunuz diğer yatırım araçlarında. Temopal polimer plastik iyi görünmekte. Haftalık grafiğe baktığımızda uzun dönem yatay bir bölgeyi aştığını görmekteyiz. Haftalık grafikteyiz şu anda. Tekrar günlük grafiğe geçelim. Burada info yatırımda tekrar bir manipülasyon olduğunu görüyoruz. Çünkü bu grafik çok düzgün bir grafik. Bunları eğitimlerde göreceğiz. Böyle giden grafiklerde sert düşüşler çok olmakta. %100 şeklinde sert düşüşleri imkan vermekte böyle bir grafik. Çünkü çok düzgün bir çıkış olduğu için böyle düzgün bir çıkış mümkün değil normal şartlar altında. Manipülatif bir ilerleme olarak görmekteyiz onu. Burada da şöyle şu bölgenin bir destek bölgesi olduğunu görmekteyiz. Bu hisse çok ilerlemesi için iyi
Şu anda çok ilerleyen bir hisse değil. Bir belli bir kazancınız olmaz buradan. Bunu listemden çıkartıyorum örnek olarak. Tekrar devam edelim. Tekrar yapıda öyle bir hisse olduğunu gördük. Onu çıkarttık. Sanal mühendislik. Burada küçük bir çıkışın olduğunu görmekteyiz. Burada da haftalık grafiğe baktığımızda yukarı çıktığını görüyoruz bu hissenin. İyi görünmekte bu hissede. Risk noktası da şurası olabilir. Tuğ çelik yukarı doğru görünmekte. Haftalık grafiğe baktığımızda çok çekici değil şu anda. Pegasus iyi görünmekte. Haftalık grafiğe bakalım. Haftalık grafiği de iyi. Burada bir geri çekilme olmuş. Böyle bir hareket tabi normal. Çok ilerleyen bir hisse. Önceki alım noktamız şuralarmış. Format çelik kapı. Evet, bu da yukarı yatay giden bir hisse. Işıklar enerjiyi çıkartıyoruz listemizden. Temiz bir grafik değil. Tukaş gıda iyi görünmekte. Haftalık grafikte de iyi göründüğünü görmekteyiz. Akhol Anadolu grubu iyi görünmekte. Haftalık grafikte tekrar uzun dönemlik direnç noktasını geçtiğini görmekteyiz. Uzun dönem direnç noktası şöyle şu kısım olarak görünmekte. Burayı geçmişiz. Daha sonra garanti yatırım haftalık grafikte iyi görünmemekte. Garanti yatırımı çıkartıyoruz. İleride tekrar bakabiliriz. Trakya cam. Trakya cam haftalık grafikte aşağıya doğru, günlük grafikte uzun dönem çıktığını görmekteyiz. Fakat yeni yatırımcılar için riskli bir işlem olabilir burası. Sürekli gözetlenmesi gereken bir hisseler bu da. Simpaş Trakya camı kaldıralım. Simpaş'tayız şu anda. Haftalık grafikte yukarı doğru çıkmakta Simpaş. Sene başından itibaren günlük grafiğe geçtiğimizde Simpaş'ın iyi olduğunu görmekteyiz. Tekrar yani detaylı analiz yapmamız gerekmekte tabii. Escort teknolojide önemli noktaları geçmiş. Direnç noktası 200 günlük direnç noktası. Ama bu hisse çok düşük değerli bir hisse olduğu için tekrar listemizden çıkartıyoruz. Şok marketler ticaret iyi görünmekte. Fakat üst noktasına çok az bir yer kalmış. Bundan sonra aşağı inmesi de mümkün. Yukarı doğru çok çıkış yeri olmayacağı için ortalama şöyle şuraya kadar bir çıkış olacak ilk başta. Daha sonraki hareketleri için tekrar bakmak gerekmekte. Şişeceğim aşağıya doğru şu anda. Almak için iyi noktada değil. Listemizden çıkartıyoruz. Doğan Holding yukarı doğru. Haftalık grafikte de önemli yere geçtiğini görmekteyiz. Bundan sonraki günlerdeki hareketine bakmak lazım. Geri dönüşüm olacak mı diye. Netaş yukarı doğru. Haftalık grafikte 2019'un en yüksek yerinde geçtiğini görmekteyiz. Gidebileceği diğer yer şu anda... Evet. Haftalık grafiğe bakalım. Evet. Bu biraz daha yukarı çıkabilir diye görünüyor. Arçelik haftalık grafikteyiz. Arçelik şu anda kısa dönemde yukarı olduğunu görmekteyiz Arçelik'in. Trend giyim bunu çıkartıyoruz. Çok temiz değil grafiği. Gübre fabrikası yukarı doğru şu anda iyi görünmekte. Hürgaz az işlem gören hisse gibi. Yani fiyatı az bir hisse. Marka yatırımı da çıkartıyoruz. Gübre fabrikasına bakmıştık. Global yatırım haftalık grafikte şöyle
Bu da gözetlenmesi gereken bir hisse. Şu anda herhangi bir işlem için iyi görünmüyor. Aynı şekilde enerji da aynı. Türk Telekom'a bakalım. Günlük grafikte, haftalık grafikte ortalama, evet. Breakout stratejisi şura üstüne çıkarsa iyi gibi görünmekte ama burada şurada uzun bir çubuk olduğunu görmekteyiz. Bunları eğitim konusu olarak anlatacağım. Her bar ne anlama geliyor? Grafikleri okumanız nasıl daha iyi mümkün olur? Burada bir satışın olduğunu görmekteyiz. Büyük bir satışın bu noktanın üstüne çıkamayacağını görüyoruz. Bundan sonra aşağı inmesi mümkün biraz. Türk Telekom'un. Evet, böyle tekrar analizimizi yapıp detaylı analizden sonra daha sonra tabii saatlik, 2 saatlik Türkiye için hatta 2 saatlik daha uygun oluyor. Analizimizi yapıp direnç destek noktalarını belirleyip ondan sonra hafta içi almak için uygun noktaları beklemekteyiz. Böylelikle listemizi haftalık güncellemiş oluyoruz. Her hafta bu listeyi tabii güncellemek, yeni yorumlar, yeni analizler yapmak ve grafikleri okuyabilmek gerekmekte. Gördüğünüz gibi çok sade, çok büyük grafikler, indikatörler, birçok indikatör kullanmadan yapıyorum. Bunu yapabilmemin sebebi grafikleri okuyabilmek. Grafikleri okuyabilmek için her çubuğun ne anlama geldiğini, bir çubuğun diğer çubukla ilişkisi nedir, genel büyük resimdeki ilişkisi nedir, bunları anlayabilmek, buna göre risk ve kazanç noktanızı iyi ayarlayabilmek lazım. Bunlar için eğitim konuları arasında bulunan taktikleri öğrenebilirsiniz eğitim aldığınızda. Evet, bu hafta da bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.